İyi günler. Bugün 21 Mayıs 2015 Perşembe. İşte günün başlıkları. Akit, Mursi resti. Cumhurbaşkanı Erdoğan idam kararına sessiz kalan Batı'ya yüklendi. Bosna'da temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'ın seçilmiş Cumhurbaşkanı Mursi'ye verilen idam kararına Batı'nın sessiz kalmasına tepki göstererek Avrupa Birliği'nde idam yasak, ey AB üyesi ülkeler niçin sesinizi çıkartmıyorsunuz dedi. Akşam bu mudur barış özlemi? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakırspor'un yaşadığı krizi kendi ligimizi kurarız restine çeviren zihniyete sert tepki gösterdi. Güneş Demirtaş PKK'dan yardım istedi. Seçime 18 gün kala partisi HDP'nin barajın altında kalacağını anlayan Selahattin Demirtaş yine PKK'ya sığındı. Bölgedeki baskılarını artıran PKK'da vatandaşlara mektup gönderdi. Ya HDP'ye oy verirsiniz ya da ölürsünüz diyerek açık açık tehdit etti. Habertürk Milli Oyuncak, Türk oyuncak karakterlerinin tasarlanıp üretileceği özel ihtisas bölgesi kuruluyor. Hürriyet Tokat'ta tekme. Tokat'ın Tural ilçesindeki pancar ekicileri kooperatifinin kongresinde çıkan kavgaya müdahale eden polisin yere düşen bir çiftçiye tekme atması tepki çekti. Mini gazete, emekler eriyor. Çalışanlar çalıştıkça, üretenler ürettikçe emekler ziyan oluyor. Ne kadar çok çalışır, ne kadar çok emek verirsen emekli maaşın o kadar düşüyor. Milliyet, savcıdan hukuk dersi. 13 yaşındaki Yunus'un ölümünde ihmali bulunan sanıklara verilen ihale indirimi ve cezanın paraya çevrilmesi kararını savcı temyiz etti. Milat, asıl başkan Mursi, Mısır'ın darbeci Sisi değil, Mursi'yi Cumhurbaşkanı olarak kabul ettiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyada demokrasiyi savunanlara da söylüyorum, siz nasıl demokratsınız dedi. Posta, babam için, Bursa'da 13 bin işçi çocuklarımızın geleceği için diyerek iş bıraktı, çocuklar fotoğraflarla babalarına destek çıktı. Sabah iki elimiz yakasında, 6-8 Ekim olaylarında yüreği yanan Diyarbakır'ın acılı annelerinden HDP eş başkanı Demirtaş'a isyan, Kurban Bayramı'nda PKK'lılar tarafından silahla, keserle, satırla hunharca katledildi. Edilen gençlerin aileleri içimize bu ateşi demir taş attı dedi. Star, nerede o eski günler? Aydın Doğan'ın özlediği Türkiye. Tetikçi medyasıyla eski Türkiye'de hükümetler kurup hükümetler yıkan Aydın Doğan, geçmişteki gücünün özlemini yaşıyor. Başbakanları eli cebinde ağırlayan Doğan, 2002 yılındaki hükümet kurma çalışmasında Star'a böyle yakalanmıştı. Takvim, kaseti izledim. Bir kasetle CHP lideri olan Kemal Kılıçdaroğlu, Fethullahçı çetenin elindeki gizli görüntüleri izlediğini söyledi, paralel örgütle ilişkisini itiraf etti. Türkiye, sendikanın oyunu. İşte Bursa'daki krizin perde arkası. Binlerce otomotiv işçisini eyleme götüren ana sebep, sendikaların baraj ve yetki savaşı. Mağdursa yine emekçiler. Vatan, sudan ölüm. Sivas'ta baraj altında kalan köy yolunda ne bir uyarı işareti ne de bariyer vardı. Baba Göksel can kurtaran gece karanlığında doğruca ölüme sürdü. Geriye kıyıya vuran iki çift yırtık çocuk ayakkabısı kaldı. Ve Yeni Şafak, TÜSİAD biraz mert olsun. Her fırsatta hükümeti eleştiren TÜSİAD'ın perde arkasından muhalefete destek verdiğini söyleyen Başbakan Davutoğlu, perde gerisinden değil, çıksın açıkça konuşsunlar, biz mücadelemizi mertçe veriyoruz, karşımızda da mert görmek isteriz dedi.